Evet, herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde Scratch ile kısa bir animasyon yapacağız. Şimdi bunun için scratch.edu adresinden girişimizi gerçekleştiriyoruz. Kullanıcı adı ve şifremizle. Giriş yaptıktan sonra oluştur sekmesine tıklayıp kodlayacağımız alan bize açılıyor. Şimdi burada kuklamızı öncelikle bir silelim. Ve şuradan yeni kukla seçeceğiz. Bir kukla seç sekmesinden. İnsanlar kısmından aşağıya doğru inip şu kuklayı seçtim diyelim ki. Burada kuklamın boyutunu biraz küçültelim. %50 yapalım. Evet, o küçüldü ve onu şuraya sağ tarafa, sol tarafa doğru aldım. Şimdi konumu nerede? Burada. Bu da burada dursun. Öncelikle olaylar sekmesinden yeşil bayrağı tıklandığında kuklam gizlensin, gözükmesin. Görünümden gizle bloğunu alıyorum. Ve buraya ekliyorum. Şu anda kuklam görünmüyor. Daha sonra kontrol bloklarından şu 10 defa tekrarlayı alıp buraya ekliyoruz. Ve kuklamız ona doğru değil de 50 adım gitsin. Ve 50 adım gittikten sonra kendi ikizini yaratsın. Yani kendini kopyalasın. Bunun için kontrolden kendi ikizini yarat bloğunu alıp bunun altına yerleştirdik. Kendi ikizini yarattığı anda bir dönüş yapsın. Onu da yine hareket bloğundan 15 derece dönüşü koyalım ama burada şimdi hesaplama yapacağız. Ben 360 derece şu şekilde dans etsin istiyorum. Onun için 360'ı 10'a böldüğümüzde bu 36'ya eşit. 36 defa 10'u çarptığımız zaman 360 derecelik bir dönüş gerçekleştirecek. Şimdi kuklamızın tekrar görünmesi için kontrol bloğundan şurada kiz olarak başladığında tekrar görünsün. Görünümden bu sefer ne yapacağız? Göster diyeceğiz. Kuklamızı göster. Ve kuklamız göründüğü zaman sürekli olarak birer derece şöyle bir dönüş yapsın. Küçük küçük dönüşler yaparak bu dansını tamamlasın. Şimdi bakalım. Evet. Bu şekilde geldi. Şimdi bir ikinci kukla da burada dans ediyor şeklinde çalışmamızı tamamlayalım. Bunun için şunu bir durdurayım. Buradaki kuklayı kopyaladığımda sağ tıklayıp kopyasını çıkart dediğim zaman bakın ona da aynı burada kodlamış olduğum birinci kuklada kodlamış olduğumuz kod blokları yine geldi. Yalnız bunlar birbirinin üstüne biner çünkü buradaki bloğu ikinci de şu kuklada değiştirmemiz gerekiyor. Eksi 153 değil de onu normal 153 yapalım. Böylece x eksenine bakın şu tarafa doğru kayacak kuklamız. Bakın. Şu an çok fazla dışarıda görünüyor. O nedenle biz bunu 140 yaparsak daha sağlıklı çalışacaktır. Biraz daha bu tarafa alabiliriz. Evet, bu şekilde. Hatta buraya bir tane daha yerleştirebiliriz. Bu şekilde sizler de dans eden
kuklalar adlı çalışmayı gerçekleştirebilirsiniz. Hemen şuraya ismini de verelim. Dansçı diyelim. Dansçı kuklalar ismini verdikten sonra paylaş diyoruz. Projemizi paylaşmak için ne yapıyorduk? Buradaki linki kopyalıyoruz. Şu şekilde kopyaladıktan sonra sanal sınıfımıza yapıştırıyoruz. Evet, hepinize iyi çalışmalar diliyorum.